Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugünkü inceleme konuğumuz Realme'nin kısa süre önce satışa sunduğu 5i modeli. Çin'in en genç akıllı telefon üreticilerinden biri olan Realme, Hindistan'dan sonra Türkiye pazarına da girdi arkadaşlar. Türkiye pazarındaki Çinli üretici sayısının son dönemde hayli arttığını söyleyebiliriz. Fakat Realme'ye ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Çünkü gerçekten satışa sunduğu akıllı telefonların hayli uygun bir fiyat skalasında olduğunu söyleyebiliriz. Bugünkü elimize tuttuğumuz Realme 5i modelinin fiyatı da arkadaşlar şu anda internet üzerinde 1500 lira ile 1700 lira arasında. Dolayısıyla bu yüzden bu modele hayli yoğun bir talep olduğunu da söyleyebiliriz. Neden diyeceksiniz? Çünkü bu düşük fiyatta bir telefon olmasına rağmen tam 4 tane ana kamera ile geliyor. Dolayısıyla bu da telefonun albenisini arttırıyor. Peki gerçekten Realme 5i bu fiyata değer mi? İncelememizde buna karar vereceğiz. İncelememize Realme 5i'nin tasarımıyla başlayalım arkadaşlar. Realme 5i'de 2019'da çıkan pek çok telefonda olduğu gibi damla çentikli bir tasarım çizgisi hakim. 6.5 inçlik bir ekran var fakat alt taraftaki çerçevenin biraz kalın olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla bu çerçeve biraz daha ince olsaymış ekran gövde oranının biraz daha artması söz konusu olabilirdi. Telefonun arka tarafına geçtiğimizde ise alt alta konumlandırılmış 4 ana kamera ile karşılaşıyoruz. Gerçekten bu fiyatta alt alta konumlandırmış 4 ana kameranın olması biraz sürpriz. Hemen şu telefonun ortasına doğru da bir fiziksel parmak izi okuyucumuz mevcut. Telefonun arkasında hoş bir detay daha var arkadaşlar. Realme 5i'yi şöyle ışığa tuttuğunuz zaman bir telefonun arka tarafında ışık hüzmesi gibi bir desen veriyor. Bu desenin de gayet hoş durduğunu söylemek mümkün. Yani telefonun tasarım anlamında sınıfı geçtiğini söyleyebiliriz. Şimdi teknik özelliklerinden de bahsedelim ki pek çok kullanıcıyı ilgilendiren şey aslında dış görünüşünden ziyade teknik özelliği diyebiliriz. Realme 5i'de arkadaşlar Snapdragon 665 Yonga seti var. Bu Yonga setin orta segment için gayet başarılı bir Yonga seti olduğunu belirtmek gerekiyor. Çünkü genel itibariyle 1500 liralara, 1600 liralara satılan telefonlarda biz Snapdragon 400 işlemcilerini görüyorduk. Fakat Realme bu telefonla Snapdragon 600 serisindeki bir işlemciyi koymuş. RAM tarafında ise 4 GB'lık bir opsiyonun olduğunu söyleyebiliriz. Telefonun dahili depolama hafızası ise 64 GB. Bu genel anlamda orta segment için yeterli arkadaşlar ki bugün hala pek çok üreticinin 32 GB'lık modellerinin bulunduğunu da söylemek mümkün. Dolayısıyla bu noktada 64 GB kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamak için gayet yeterli gibi görünüyor. Evet arkadaşlar, gelelim Realme 5i'nin kamera performansına. Az önce de belirttiğimiz üzere 1500, 1700, 1900 Türk lirası civarına 4 ana kamera sunan bir telefon bulmak gerçekten zor. Peki bu 4 ana kamera bizim ihtiyaçlarımızı tam olarak karşılayabiliyor mu? Asıl sorulması gereken soru bence bu. Ana kamera tarafına baktığımız zaman şurada 12 megapiksellik bir kamera ile karşılaşıyoruz. Onun altında hemen 8 megapiksel ve 2 megapiksel makro, 2 megapiksel de derinlik kamerası bulunuyor. Peki bu kameraların çekim performansı nasıl? İşte asıl sorulması gereken, asıl merak edilen şey bu arkadaşlar. Teknolojioku.com'a girerek Realme 5i ile çektiğimiz fotoğraflara dilerseniz göz atabilirsiniz. Aynı zamanda biz bu telefonu Huawei'nin yenilediği P30 Lite'la da karşılaştırdık. Bu videoya da dilerseniz şimdi yukarıdan göz atabilirsiniz. Dolayısıyla iki telefona baktığınızda kameralar arasındaki farkı, fotoğraf olarak, video olarak ortaya çıkan farkı gözlemleyebilirsiniz. Bu şekilde kendiniz gözlemleyerek karar vermeniz gerçekten daha doğru olacaktır. Çünkü söz konusu kamera olduğunda bu kamera sayısının ya da kameraların sunduğu rakamların bizler için çok bir anlamı olmadığını söylemeliyiz arkadaşlar. Zira çok yüksek çözünürlüğe sahip bir telefon iyi fotoğraflar çekmeyebiliyor. Ya da işte 5 kameralı, 6 kameralı bir telefonlar çok verimli videolar, çok verimli, çok kaliteli fotoğraflar çekemeyebiliyor. Dolayısıyla burada en önemli kıstas aynı açıdan, aynı ışıkta çekilen fotoğrafların ve videoların karşılaştırılması diyebiliriz.
Evet arkadaşlar, bu videoyu şu anda Realme'nin ana kamerasıyla çekiyoruz. Telefonun ana kameradaki görüntü performansı ve ses performansı da bu şekilde. Telefonun ön tarafına geçtiğimizde ise bizleri 8 megapiksellik bir selfie kamerası karşılıyor arkadaşlar. Tamam, bu kameranın çözünürlüğü çok yüksek değil ama yine sonuçta günü kurtaran bir kamera olduğunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, bu videoyu şu anda Realme 5i'nin ön kamerasıyla çekiyorum. Telefonun ön kamera performansı bu şekilde diyebiliriz. Ve son olarak geçeceğimiz yer ise telefonun batarya özellikleri. Realme 5i'de tam 5000 mAh'lik bir batarya var. 5000 mAh'lik bir batarya demek neredeyse 3-4 günlük pil ömrü demek arkadaşlar. Ben bu telefonu bir hafta falan kullandım ve inanın 4 gün sonunda hala telefonun şarjının olduğunu gördüm ki bu arada hani yine oyun da oynadım. Çok fazla oynamadım ama oyun deneyimim de oldu. Sürekli internette işte WhatsApp'tır, Facebook'tur, Instagram'dan buralarda yazışmalar işte vakit geçirmeler vesaire oldu. Fakat yine de telefonun sonuç olarak 4 günü çıkardığını söyleyebilirim. Bu gerçekten başarılı bir pil performansı. Hatta şu anda piyasada bulunan pek çok telefona göre başarılı bir pil performansı. Tabii şunu da sorgulamak gerekiyor. Eyvallah, az bir kullanımda, ortalama kullanımda 4 gün çıkartıyorum ama ben gün boyunca oyun oynamayı seven bir kişiyim. Bu durumda bu telefon nasıl şarj ediyor? Asıl sorulması gereken şey bu. Arkadaşlar, bu telefonda hem PUBG Mobile hem de Call of Duty Mobile oynadık. Neden bu iki oyunu oynadık? Çünkü en çok oynanan, en çok indirilen yapımlar bunlar. Ayrıca telefonu en çok zorlayan oyunlar da bunlar. Bu oyunların ikisini de 15'er dakika boyunca test ettik. Bu 15 dakikalık testin sonucunda şarjda yaklaşık olarak %3'lük bir düşme oldu. Bu ne demek? %100 şarjda başladık, %97 şarjda. Yani oyundan 15 dakika sonra çıktığımızda %97 oranında şarjımız vardı. Tabii ki burada şu noktayı atlamamamız gerekiyor. Sonuçta telefonların batarya sistemi sürekli olarak aynı şekilde düşmez. Yani %100 ile başladığınızda 15 dakikada %3 gidiyorsa, telefon şarjı %50'deyken 15 dakika sonunda yine %3 gitmez. Bu sefer azalan miktar daha fazla olacaktır. Yani burada düz bir matematiksel hesaplama yapmamanızı tavsiye ederim. Son olarak değineceğimiz konu ise arkadaşlar telefonun fiyatı. Realme 5i aslında videonun en başında da bahsettiğimiz gibi internette şu anda 1500 lira ile 1800-1900 lira arasında fiyatlardan satılıyor. Yani şu anda telefonu 1500 liraya da satın alabilirsiniz. 1600-1700 liraya da satın alabilirsiniz. Bu sizin satın aldığınız yere göre değişiyor arkadaşlar. Fiyat performans olarak baktığımız zaman gerçekten hani 1500 lira seviyelerine, 1600 lira seviyelerine alabileceğiniz telefon sayısı kısıtlı. Dolayısıyla Realme 5i'nin bu fiyat segmentinde gayet iddialı bir model olduğunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, bu videomuzda sizlere Realme 5i'nin kullanıcılara sunduğu şeyler hakkında bilgi vermeye çalıştık. Eğer Realme 5i ile ilgili kafanıza takılan bir soru varsa bu videonun altından bizlere yorum olarak yazabilirsiniz. Bu arada sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi de unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.